merhabalar. Biz size şimdi çok zevkli bir konu olan suyun üstünde renklerin dans etmesini göreceğiniz bir ve Türkçe'de adı Ebru denilen bir çalışma göstereceğiz. Bu tamamen geleneksel boyalarımızı kullanıyoruz. Toprak boyasını kullanıyoruz. Bu boyalar tamamen doğal, ezilmiş boyalar. Bu gördüğünüz gül sapını neden kullanıyoruz diye sorarsanız eğrilmiyor ve suya dayanıklı olduğu için emmiyor bir de suyu. Ucunda gördüğünüz yaşlı atların kuyruklarından kesilmiş at kuyruğundan elde edilmiş fırçalar, misine ipiyle de sarılıyor. Renklerimizi hazırlamak biraz zahmetli ama içindeki su da özel bir madde, adına kitre dediğimiz kıvam artı. Şimdi günümüzde Avrupa'ya geçtiğini, oradan da Amerika'ya gittiğini biliyoruz. Ebru sanatı tamamen insanların rahatlaması, renklerle keyif alması, hobi amaçla da yapılabilir. Psikolojik tedavilerde, travmalarda, çocukların keyifli vakit geçirmesinde de kullanılır Ebru'yu. Bu sanatı bu alanlarda da görebilirsiniz. Çok keyiflidir. Değişik malzemeler kullanırız. Mesela tarak dediğimiz bir aletimiz var. Büyük tarak, küçük taraklar kullanıyoruz. Hepsini şimdi kullanacağız. Bız dediğimiz malzemeler var. Çiçekli Ebru var. Gelgit Ebru'su. Aynı zamanda helezonlarla yapabileceğimiz ebruları da görebileceksiniz. Şimdi size ben keyifle ebru çalışmak istiyorum. Renkleri de bu arada kırmızı ana rengimiz. İlk önce boyayı güzelce ne? En önemli kullanmamız gereken madde boyaların sabit kalması ve büyümesi için de sığır ödü kullanılır. Bu yüzyıllardır hiç değişmez. Ben Marie kaynatılır Ben Marie şeklinde ve bize zarar vermediğinde görebiliriz. Eskiden balıkların ödü, değişik hayvanların ödü de kullanılmıştır. Özellikle kalkan balığının, ama günümüzde sığır ödü bizim için yeterlidir. Türkiye'de, yani yaşadığımız yüzyılda bu sanat unutulmuş ama günümüzde tekrar insanlar bulunduğumuz sıkıntılı dönemlerde, işte pandemi sürecinde herkes yine rahatlamak için, güzel vakit geçirmek için Ebru'yu çalışmaya tekrar başlamış. Fırçayı karıştırdım. Kırmızı rengimi suyun üstüne küçük minik minik darbelerle bırakıyorum. Bu geleneksel sanatı ben 20 senedir yapıyorum. Hiçbir ebru bir parmak izi gibi düşünün. Birbirinin aynısı olmaz. Bunu da kitap süsleme, ebru hocam ebruyu nerede kullanıyoruz diye sorarsanız, kitap süsleme, kağıt süsleme, kumaş üstünde, ayakkabıların üstünde, deri üstünde, cüzdan üstünde, her yerde bu boyayı kullanıp, bu sanatı kullanıp değişik alanlarda görebilirsiniz. Bu da şimdi ana renkleri kullanıyorum ben. Kırmızı ve mavi kullandım. Gördüğünüz gibi birbirine renkler itiyor. Bunun adı, bu çalıştığım Ebru'nun adı Battal Ebru. Gel git Ebru'su, çiçekli Ebru, helezonlu Ebru'lar da ne yapacak? Karşımıza çıkacak. Her yerine eşit şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Şimdi güzel bir parlak mavi deneyelim. Sıktım elimle, fırçanın ucunu açtım ve başlıyorum. Böyle bakıldığınız zaman işte gökyüzünün bir Big Bang belki kafanızda canlanabilir. Bir doğada işte bir Manet resmi, Monet görebilirsiniz. Farklı renkleri kullandığımızda. Bu sanattan etkilenmiş Pablo Picasso mesela, bu sanatlardan etkilenmiş, Orta Asya sanatlarından etkilenmiş, Avrupa'da yaşayan çok önemli sanatçıları da görebiliriz. Şimdi size bız dediğimiz bir, ilk önce temizliyorum, ucunu sildim. Bir helizon yapı yapmaya çalışacağım. Bu bir, belki bizim galaksimizi bile temsil edebilir. Gördüğünüz üzere ne yaptık? Şekil verdik. Şimdi
Hocam anlattınız bir tarama şeklini desenimize değiştirebiliriz. Daha detaylı bir desen elde edebiliriz. Bunları tekrar bızla bölebiliriz. Bakın şimdi kuş kanadı şekli aldı. Size okulumuzdan sevgilerimizi belirtmek için güzel bir kalp çalışalım tam ortasına. Bunun üstüne şekiller de yapabiliyoruz. Kocaman bir kalp size gönderelim. Hiç sıkılmadan hep ortaya aynı miktarda kırmızı boyayı damlatıyorum ve genişletmeye çalışıyorum. Şimdi çok büyümedi. Ne yapıyoruz? Sığır ödünü ekledik. Boyayı karıştırdık. Bunu da size göstermek istiyorum. Şimdi ne yapacak? Bu kalp hemen daha çok büyüyecek. Gördüğünüz üzere. Evet, büyüttük. Ve şimdi kalbimizi bölelim. Nasıl bir kalp oluşacak? Yukarıdan geldim. Böldüm ve bir kalbimiz oluştu. Sevgilerimizi size böyle gönderdik. Şimdi bunu nasıl kağıda alabiliriz? Size bir de gülen yüz çalışalım yanına. İki tane. Onlar da size sevgimizi, bizim okulumuzun sevgisini size. Gülen yüz de çok sevdiğimiz. Bugün elektronik cihazlarımızda birbirimize iletişim kurma şeklimiz diyelim. Bakın sarıyı kullandım. Buraya damlatıyorum. Yine hep bir daireyi kullanıyorum. İçine göz yapmam gerekiyor. Elimdeki bızı temizliyorum. Ve farklı bir daha incesini kullanacağım. Bakın elimde bunlar. Daha incesiyle siyahla göz yapalım. Küçük noktalar bırakıyorum. Küçük noktalar bırakıyorum. Birazcık daha gözlerimizi büyütelim. Birazcık daha büyütelim. Bir ağzımız olsun. Ortaya. Ne yaptım? Kenara. Kenara. Evet, gülüyoruz. Tekrar bir gülen yüz. Şimdi bunları kağıda alacağız. Kağıdı kenarından yerleştiriyorum. Çok yavaşça, onu severek, hiç incitmeden sevdim, sevdim, sevdim. Bir selpak yardımıyla kenardaki kirlerini aldım. Ve kağıdımın ucunu şuradan ittim ve kaldırdım. Bütün renkleri. Merhaba, hi. Şimdi size İstanbul laleleriyle çok ünlüdür. Hatta bir dönem Hollanda'da lale ticareti yapılmış ve lale borsası kurulmuştur. Şimdi size İstanbul'un güzel lalelerinden bir tanesini çok güzel, çok sevdiğimiz güzel bir renkle size çalışacağım. Gökyüzü gibi düşünüyorum maviyi. Her yerine, sıvının her yerine boyamızı yayıyoruz. Ve bir gökyüzünde, güzel bir gökyüzünün altında çiçeğimizi yapmaya çalışacağız. Fuşya birazcık da bizim en sevdiğimiz renklerimiz. Birazcık da fuşya koyalım. Onu da her yere, gökyüzü, biraz akşam vakti gökyüzümüze birazcık da morluk kattık. Şimdi birazcık hareket gerekebilir. Yine yardımcı malzemelerimi kullanıyorum. Birazcık hareketlendirdim teknemi. Şimdi laleyi yapalım. İlk önce gövdeden başlıyoruz. Yeşil bir gövde kullanıyoruz gördüğünüz üzere. Bunlara da çiçek boyası deniyor. Kocaman bir daire gövdesi laleyi biliyorsunuz. Tek yapraklı güzel bir gövdesi olsun. Boyama mutlaka karıştırıyorum ve teknenin kenarında çalışıyorum.
üstüne boya gelmemesi gerekiyor. Evet, şimdi bızımı yukarı doğru hareket ettiriyorum. Hop. Bu bizim lalenin boynunu oluşturdu. Şimdi kenardan geldim ve aşağı indim. Bu lalenin yapraklarını yaptım gördüğünüz üzere. Şimdi lalemi yapacağım. Bir Osmanlı lalesi diyelim, bir Türk lalesi de denilebilir. Ortaya hafif bir yumurta şekli vererek uzatıyorum lalemi. Lalemi uzattım. Şimdi bızımı daha ince bir bız kullanarak bunu böleceğim. Ve güzel bir laleyi oluşturdum. Bunu da şimdi kağıdımıza alalım. Bir dakika. Şimdi kağıdımızı yine güzelce hiç fazla oynatmadan yine çok severek güzelce kağıdımıza geçmesini boyalarını sağlıyoruz. Şimdi lalemiz.